Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu kıymetli kardeşlerim. Efendim inşallah bundan sonra bazı sure-i celilelerin, bazı ayeti kerimelerin havasını sizlere inşallah anlatmak istiyoruz. Yani e, o surelerdeki ayetlerdeki gizli sırları, kaç adet okunursa neler olur, hadisi şeriflerden, efendim alimlerin, ulemaların tavsiyelerinden e, bu hikmetleri elimizden geldiği kadarıyla sizlere iletmek istiyoruz. İhlas suresi ile inşallah başlayacağız. Tabi İhlas suresinde çok büyük faziletler var. Allah Resulü İhlas suresi ile alakalı hadis-i şeriflerinde büyük müjdeler veriyor. Hatta diyor ki Resulullah bir gün efendim e, kıyamet koptuğu zaman kıyamet o e, koptuktan sonraki anda bir diyor münadin ida edecek. Yani bir seslenici bağıracak diyecek ki e, Allah'ı zikredenler ve İhlas suresini çokça okuyanlar gelsinler. O İhlas suresini çok okuyanlar diyor ileri varacaklar o mahşer yerinde. Melekler onlara diyecekler ki varın şimdi siz cennete alaya girin sizlere müjdeler olsun. Sizin günahlarınız affolundu. Yani İhlas suresini okuma sebebiyle. Yine başka bir sahabe efendimizi İhlas okurken görüyor Allah Resulü. Diyor ki buna diyor vacip oldu. Ne vacip oldu ya Resulullah diyorlar. Cennet vacip oldu. Çünkü İhlas'ı okumaya devam edene cennet vacip olur buyuruluyor. İhlas'ın, İhlas suresinin maddi manevi bize birçok faydaları var. Mesela bir kimsenin büyük bir sıkıntısı olsa, bir beladan, bir dertten kurtulmak istiyor olsa, o belayı, o e, olumsuzluğu üzerinden def etmek için 41 gece boyunca 1005 defa İhlas Suresi okusa diyor üst üste. Büyük dertler için tabi bu çünkü kolay bir şey değil. Hakikaten derdi sıkıntısı büyük olan yani başında büyük tehlike olan bir kimse İhlas suresini 41 gece 1005 defa okusa her gece o belayı o musibeti üzerinden def eder diyor. Yine Muhammed İbni Fazıl diyor ki bir kimsenin dişinde diyor ağrı olsa efendim ee, i̇hlas suresini besmele ile beraber bin defa okusa O diş ağrısının gitmesi için Diş ağrısı diyor izale olur Yani o ağrıdan diyor kişi kurtulur Ferahlar Efendim bir kimse diyor e, Daima on ihlas okusa İhlas-ı şerifi e, On defa okusa bir muradına nail olmak için Hep o muradını kalbinden geçirerek Allah diyor ona o muradını ikram eder Efendim namazlardan sonra Beş vakit namazlardan sonra on bir ihlas şerifi okunsa dünyevi uhrevi çok büyük bereketler verilir buyruluyor. Namazlardan sonra 11 defa İhlas Suresi okuyana dünya içinde de cenneti alada da büyük ikramlar verilir. Yine Resulullah diyor kabristandan bir kimse geçerken kabristandakilerin ruhuna 11 İhlas okusa kişi o kabristanda ne kadar ölü varsa onların adedince diyor bu 11 ihlası okuyana ne yapılır? Sevap yazılır. Yine Cabir bin Abdullah diyor ki efendim bir kimse üst üste 50 ihlas okusa Resulullah'tan işittim diyor. Bir kimse üst üste 50 defa ihlas suresi okusa ona derler ki ey Allah'ı öven kişi haydi kalk cennete gir. Bu boş kaldığımız vakitlerde bu ihlası böyle zikretmek lazım. Bir gün bir sahabi efendimiz öldü. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Allah Resulü bir baktı o sahabe efendimizin cenazesine 70 bin melek gelmiş. Allah Allah. 70 bin melek. O meleklerden birine sordu Resulullah. Dedi ki niye bu kadar dedi kalabalık melaike yani geldiniz bu adamın cenazesine. O meleklerden biri cevap verdi. Dedi, Ey Allah'ın Resulü o otururken ihlas okurdu. Yatarken ihlas okurdu. Kalkarken ihlas okurdu. İhlas suresine çok tazim ederdi. Onun bu taziminden dolayı Allah emretti biz onun cenazesine geldik dedi. Ya. İhlas suresine demek ki bak önem verince Allah 70 bin meleği cenazene gönderiyor senin yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselam bunu buyuruyor bu şekilde. Yine sabah namazından sonra diyor bir kimse 11 ihlas okusa gün boyunca şeytan ona galip gelemez. E şeytan akşama kadar hepimizle uğraşıyor. Günahlara sürüklüyor bizleri. Allah'ın razı olmadığı işler yapıyoruz. Ama sabah namazından sonra 11 ihlas okuyan, ihlasla okuyan Gün boyunca şeytan aleyhillâne tarafından yanlışa sürüklenemez, korunur. Allah tarafından muhafaza edilir buyuruluyor. Yine bir kimse mesela evden çıktı, yolculuğa gidecek. Tam kapıyı kapattıktan sonra böyle evine doğru dönüp 11 ihlas okusa gelene kadar diyor eve bir zarar olmaz. Hırsızdır, yangındır vesairedir böyle bir sıkıntı olmaz. Veya Allah Resulüne biri geldi dedi ki ya Resulallah ben de evimde fakirlik yaşıyorum ne yapayım? Resulullah dedi eve evin kapısını açarken ihlas okuyarak aç öyle gir. Böyle olan evde fakirlik olmaz dedi Resulullah. Yani kapılarımızı İhlas suresini açarak okuyarak açacağız. O evde fakirlik görülmemesi için. Yani bak ne kadar büyük ikramları var. Bunları inşallah Allah bize de ikram eylesin. İhlas suresiyle cümle dertlerden kurtulabilmeyi, dünya ahiret saadetine nail olabilmeyi bizlere nasip buyursun Rabbim.